kadar güzel. Hepsi el emeği, göz nuru. Kadınlarımızın elinden çıktı hepsi ve organikler. Sizden dinleyelim. Evet, önce Karadeniz Ereğli'de sanıyorum bir şube açtınız. Evet. Dolayısıyla sizi tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve başarılarınız Zonguldak'takinin mutlaka devamı olacak. Artarak devam etmesini temenni ediyorum. Evet, Kadın Gücü Kooperatifini biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açtık. Ancak üretim ve satışımızı 1-1,5 ay sonra gerçekleştirebildik. O gün bugündür birçok kadınımızla özellikle becerileri ve ihtiyaçları yönünde gruplara ayırdık, değerlendirdik onları ve görmüş olduğunuz bu ürünlerin hepsi çok uzun ve detaylı anlatmam gerekir ama zamanımız sanıyorum yetmez. Bütün ürünlerimizi, reçellerimizi, makarnalarımızı, çeşit çeşit ürünleri görüyorsunuz zaten burada. Kadınlarımız burada hijyen şartlarda tamamını üretip satışa sunuyoruz. Çok güzel yol kat ettik. Gayet iyi gidiyoruz. Önümüzde tabii ki çok hedeflerimiz var. Ancak o hedeflere ulaşmamız için biraz daha çaba göstermemiz, biliyorsunuz kadın kooperatiflerinin hangi statüyle çalıştığını. Dolayısıyla biz şu anda memnunuz, mutluyuz kadınlarımızla birlikte. Hem özgüven anlamında kadınlarımızın kendine özgüveninin daha fazla artması, ekonomik anlamda aile ekonomisine katkıda bulunmaları, bu anlamda ve birlikte kadınları bir araya getirmek, onlara özgüven aşılamak benim en büyük hedefimdi zaten. Ve bu şekilde yola çıktık. Burası bizim şu anda tanıtım ve satış ofisimiz olarak gösterebilirim size. Hemen arkada, buyurun, gösterebilirim. Kadın istihdamı da bu arada çok önemlidir. Mevsim şeridini oluşturdum. Öğretmen olmam biliyorsunuz bunda çok etkili oldu. Ve burada mevsimlere göre Ereğli'de yetişen her ayda hangi ürünler yetişiyorsa onları tespit ediyoruz ve hemen doğadan toparlayıp onun üretimine geçiyoruz ve halkımıza sunuyoruz. Organik olması sizin için tamamen çok tabii önemli. Tamamen. Evet, şimdi mutfağa da geliyoruz. Evet, kadınlarımızın istihdamı, kadınlarımızın her işin içinde olması bizleri tabii ki çok mutlu ediyor. Ben sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz? Biz burada çalışmaktan çok mutluyuz. Kendi özgüvenimiz bir kadın olarak yerine geldi Neriman Hanım sayesinde. Ona çok minnettarız, teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle bir imkan sunması, belediyemizin arkamızda olması bizim için çok önemli. Mutluyuz yani, tüm arkadaşlar adına söyleyebilirim. Hepimiz mutluyuz. Teşekkür. Çok güzel çalışıyoruz. Evet. En temiz, en kaliteli ve sunumuyla beraber, evet, bunu Kadın Gücü yapmış dedirtecek güzellikte ve kalitede olacak. Bakın, burada da görüyorsunuz yine ürünlerimizi. Evet, bu ürünlerden yani, de bahsedelim. Şimdi bakın mesela şu kantaron yağı, sarı kantaron yağı. Biz bunu dağlardan topladık, getirdik. Burada en kaliteli özel zeytinyağlara bastık. Yani 2-3 ay kadar beklettik, şişeledik ve şimdi satışa sunuyoruz. Kantaron yağı biliyorsunuz, vücudu rahatlatma, yaraların hemen iyileşmesi, hatta damlatıp kullanabiliyorsunuz bile, içerek bağışıklık sisteminizin de güçlenmesine yardımcı oluyor. O bina artık bize yeterli gelmiyor. Burada hazırlamış olduğumuz işte makarnaları, kuskusları vesairenin çabuk ve doğal ortamda kurumasını, hızlı kurumasını sağlamak için de böyle bir mekan hazırlıyoruz. Yakında burayı da açacağım Allah nasip ederse.
Kaç kişi de çalışıyor öğrenebilir miyim? Yani üretime göre değişiyor. 5-6 kişi oluyor, 10 kişi oluyor, 3 kişi oluyor. O gün ne üretecekseniz ve o üretilecek ürünleri kimler gelip üretecekse o kişileri çağırarak ürettiriyoruz. Şu anda herhalde kaç kişiyiz? 7-8 kişi çalışmakta şu anda. Çünkü çok çeşitli ürünleri bir anda üretmek durumundaydık. Burası da bizim ana binamızın dışında üretim için kullandığımız yerimiz. Arkadaşlarımız bugün yoğun bir şekilde çalıştılar. Sebzeler, aklınıza gelen bütün sebzeleri karıştırarak özellikle çocuklar için sağlıklı bir şekilde hijyen şartlarda hazırlanmış tarhanamız. Daha birçok ürünümüz burada. Kuskusumuz, makarnalarımız, mesela şurada gördüğünüz makarna, bu makarna pancarla karıştırılarak yapılıyor ve muhteşem bir renk çıktı ortaya. Peki ilgi alaka nasıl buranın ürünlerine, onu da sormak çok istiyorum. İlgi alaka çok. Tabii biz sadece Ereğli'de kalmak istemiyoruz. Ereğli'nin dışına da diğer illerimize, ilçelerimize, bölgelerimize de satış yapıp tanıtmak istiyoruz. Ama birinci amacımız da Ereğli'nin kaybolmaya yüz tutmuş. Kaybolmamış ama unutulmaya yüz tutmuş diyelim daha doğrusu. Ürünleri var, Hodan gibi mesela. Bunları biz markalaştırıp, bu ve bunun gibi ürünleri markalaştırıp, konserve haline getirip, bunu Ereğli dışına da tanıtma çabası içindeyiz. Bir kısmını gerçekleştirdik. Şimdi bu mevsimde de biridine başlıyoruz. Biridin diye bir meyvemiz var dağlarda. Onun marmelatını yapacağız ve satışını da Ereğli dışına da göndermeyi ve o şekilde çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz çok büyük. Hatta kurutma makinesi almak istiyorum. Allah nasip ederse. Kestane unu yapmak istiyorum. Çok değerli bir malzemeden yapmış olacağız eminim. Çünkü buranın kestanesi biliyorsunuz organik ve muhteşem tadı olan kestane. Bunun için de projelerimiz hazır. Kısmet olursa müracaatlarımızı yapıp destek alacağız. Allah nasip ederse. Kadınlarımızın istihdamı ve el emeği, göz nuru çok önemli. Sizler de buradasınız. Neler söyleyeceksiniz? Biz Neriman Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı sağladığı için kendimize özgüvenimiz, kendi kazancımız, her şey mükemmel. Ürünleri yapmak zor oluyor mu? Hayır, kesinlikle. Zaten yaptığımız şeylerdi. Alan kişiler de hiç tereddüt etmeden temiz, kendi yaptığı gibi alabilirler. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben öncelikle başkanıma teşekkür ediyorum. Ben Zonguldak'tan yeni gelmiştim ve ilk iş olarak Neriman Hanım'a başvurmuştum. Çok teşekkür ediyorum kendisine buradan ve büyük zevkle de çalışıyorum. Yani. Tavsiye ederim, almalarını tavsiye ederim. Hepsi göz nuru, el emeği. Yani tavsiye ederim.